Merhaba arkadaşlar, ben Bahri. Bugün sizlerle CVK madeni inceleyeceğiz. CVK madeninin son durum ne? Düşüş bitti mi? Yükselir mi? Uzun vadede, kısa vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şimdi fiyat grafiğine bakıldığında 13 Nisan'da işlem görmeye başlamış. Bir tavan serisi gerçekleştirmesinin ardından fiyat tekrardan halka arz fiyatına geri çekilmiş. Burada bir süre yatayda kaldıktan sonra şöyle Haziran ayıyla birlikte güzel bir çıkış yakalamış. Yardımcı sana da yatırımcı sana da çok güzel bir getiri sağlamış. Burada 537 zirve olmuş. Zirve sonrasında net bir düşüş trendi, hatta ana trendin de dışına çıkmış. Şurada gördüğünüz gibi trendin dışına çıkmasından sonra satışlarda devam etmiş. 309 seviyesine kadar gerilemiş ve şöyle bakıldığında en son fiyat hareketlerinin son 3 mü şuradaki kuvvetli alımlarla birlikte fiyat yönünü yukarı çevirmeye başarmış. Yani bu düşüş trendini kırmış. 427'ye kadar çıkabilmiş. Burada bir dirence çakılmış. Dirençten sonra oluşan satışlarla da şu anda 357 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu düşüş trendi kırılmış arkadaşlar. Genelde düşüş trendi kırıldıktan sonra bir pullback yapar. Yani bir geri çekilme oluşur ve bu trendi teyit eder. Eğer fiyat burada kalabilirse kısada 300 bakayım şöyle 365'in üstünde kalabilirse tekrardan 427 hedefleyecektir. Özellikle alım yapmak isteyenler burada EMA'ların üstünde kalamaz. Satış baskısı da tekrar geri çekilirse 309-310 seviyelerini kaçırmamalarını öneririm şahsen. Burada bir ikili diple dönüş gerçekleştirme ihtimali de yüksek olacaktır arkadaşlar. Burada fiyat direkt etki edecek durumda bu 427 direnci. Her ne kadar düşüş trendini kırsa da gördüğünüz gibi bu kanalın içine tekrar girmeye çalışıyor. Buralarda tutunur, dediğim gibi 365'in üstünde kalmaya başlanır, günlük kapanış yaparsa kısada 427 seviyesi hedef olacaktır. 427'nin üstü olumlu arkadaşlar. Burada tekrardan 480 ve en son zirvesi olan 537 seviyesi burada hedef fiyat olarak takip edecek. Uzun vadede yeniden bu kanal içine girerse, yani yükseliş trendinin içine girebilirse 480'in üstünde de 537 ve uzun vadede de 700-710 bandı CVK maden için hedef fiyatı olarak takip edilebilir. Şirketin ikinci çeyrek bilançosunu ben çok iyi bulmadım. Üçüncü çeyrek bilançosu açıklanmamış. O tarafta takip edilirse iyi olacaktır. İyi bir bilanço burada 427 direncini aşmamıza da yardımcı olur. Yani burada hisse fiyatına yakıt olabilir arkadaşlar. Temel tarafı da önemli. Tekrar toparlayayım. Burada net bir düşüş trendimiz var. Ana trendin dışına çıkan, hatta şöyle bakın, Eylül ayından beri devam eden bir geri çekilme. Alçalan kanal son hareketlerde kırılmış. 30 Ekim itibariyle kırılmış. Kırılma sonrası 427 gitse de burada dirence takılmış. Dirence takılmasıyla birlikte şurada gördüğünüz gibi bir büyük mum var, tamamen satıcılı bir düşüş furyası başlatmış. Ancak tren çizgisine tutulmuş. Dediğim gibi bu trendleri bir teyit etmek için geri çekilmeler genelde oluyor. Buralarda kalabilirse, 365 üstünde kalabilirse tekrardan 427 aşmak isteyecektir. Yani kısada hedefi 427 seviyesi. Bunun üstü pozitif arkadaşlar. Tekrardan 480, 537 seviyesi hedef fiyat olacaktır. Bu bandın içine girmesiyle birlikte en son zirvesinde aşabilirse arkadaşlar, şurada da gördüğünüz gibi belli bir süre yatayda da kalabilir. Onun için burada direkt 427 önemli, takip edin. Direnç açılırsa bu düşüş tamamen bitecektir. Şu anda kırılmış, ancak kanalın içine girmesi burada negatif olarak yorumlanır. O yüzden geri çekilmeler isterseniz 410-409 seviyesinde gelmesi durumunda alım yapabilirsiniz arkadaşlar. 537'nin üstünde de uzun vadede 700-710 bandı hedef fiyattır arkadaşlar. Yani yeni bir zirve. Tabi öncelikle buranın geçilmesi gerekiyor. Bura geçilmezse arkadaşlar bu seviyeleri unutun. Yani zirve geçilmezse, direnç seviyesi geçilmezse kesinlikle bu seviye unutun. Çünkü buradan tekrar satışlarla birlikte fiyatlar tekrardan 400 seviyelerine doğru da gerileyebilir. Bu bölüme de dikkat etmeniz önemli. CVK madem bu şekilde, cümleten bu arkadaşlar. Hoşçakalın.